Cemaatlerin devlette yeri olmamalı. El Televizyonlara sansür var. Vatan müdafasındayız. Onun Hadise şudur. Yoksam Türkiye'de olmasın anlayışıdır. Tam da öyle evet. bir ruhban sınıfı yok. Ee, çok sıkı bir markaj var mecliste. Şantajlar işte koltuğun hmm. gibi. Sevgili seyirciler, dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı seferberlik başlattı. Evet, yedekler hazır olsun seyru sefere çıkıyoruz dedi. Peki nereye? Afrine. Peki Afrin dediğimiz yer ne kadar bir yer? Bir ilçe sonuçta değerli seyirciler. Afrin'de yapılan bir savaş değil. Artık bazı şeyleri açık ve seçik olarak ortaya koymamız lazım. Bugün onu yapacağım. Evet, biz ben bu kanal Afrin'deki operasyonu ilk günden beri destekledik ve hala destekliyoruz vatan savaşı diyoruz. Ancak Afrin'deki harekat, bir operasyon, savaş değil. Daha önce Türkiye buna benzer onlarca kere operasyon yaptı. Hatırlayın bizim jenerasyonumuz ya da yaşı 35'in üstünde olanlar hatırlayacaktır 90'lı yıllarda. 20 generalin katıldığı sınır ötesi operasyonlar yapılırdı. 50 bin asker katılırdı. Bugün Afrin'e yapılan operasyonda öyle 20 küsür general yok. 50 bin asker de yok. Yarısı bile değil sahada olan Özgür Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yekünü 20 küsür bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani aslında Suriye'de bir Afrin'de bir savaş filan yok. Ne var? Bir operasyon var. PKK'ya karşı operasyon yapılıyor. Ama maalesef sevgili seyirciler bizim de desteklediğimiz bu operasyon üzülerek söylüyorum bir şova dönüşmüştür artık. Evet, siyasi faydaya alet ediliyor. Bakın, tekrar tekrar söylüyorum. 90'lı yıllarda bu tür 7-8 defa operasyon yapılmıştır. Ama hiçbirinde böyle ortalık ayağa kalkmamıştı, kaldırılmamıştı. Vaveylalar koparılmamıştı. Efendim hükümet bunun istismarını bu şekilde yapmamıştı. Şimdi adeta kahramanlık türküleri dün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı izliyoruz ve dehşete kapıldım. Beş yaşında bir çocuk asker üniforması giydirilmiş şehit olmaya hazır şehit olursa cebinde bayrağı var onu üstüne örtecek diyor. Yahu beş yaşında bir çocuğun şehit olacak diye şu an öyle bir şey yok yani seferberlik halinde falan değiliz. Türkiye sonuçta bir ilçe iki aya yakın bir süredir bir ilçeyi çevresiyle beraber ele geçirmeye ha bunun uzamasının nedeni sivil kayıplar olmasın diye. Buna eyvallah. Ama yapılan bu operasyonu büyük bir taarruz gibi sunmak, yapılan bu operasyonu kahramanlık menkıbeleriyle süslenmenin tek bir amacı var sevgili seyirciler. Baskın seçime Türkiye'yi hazırlamaktır. Evet, duyduk duymadık demeyin, Türkiye erken seçime, baskın seçime gidiyor. Duyduk duymadık demeyin, üzülerek söylüyorum, Afrin'deki PKK operasyonu bu baskın seçimin en büyük istismar alanlarından biridir. Maalesef. Maalesef. Öyle olmasa canlı yayınlar eşliğinde adeta her gün sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz. Afrin dün Cumhurbaşkanı adeta seferberlik ilan ediyor. Efendim şey internette o şeyler kilitlendi. Yedekler diyor hazır olsun çağıracağız. Ya kardeşim Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yekünü 500 bin civarında orada savaşan 20 bin askerin, 20 küsür bin askerin dolayısıyla daha geride var 480 bin. Bunlar varken yedekleri çağırıyoruz diyerek tansiyonu yükseltmenin nedir amacı? Amaç belli. Seçime hazırlanıyor. Bir tarafta seçim, bir tarafta sandık. Mehteran eşliğinde seçim yapacağız değerli seyirciler. Mehteran eşliğinde Afrin'i aldık. Sıra Münbiç ve Kobani diyecekler. Öyle Kobani'ye filan hareket yok. Afrin operasyonu biter bitmez. Baskın seçim var ve hedef gösterecekler. Bakın işte Afrin'i aldık. Sıra Münbiç ve Kobani'de diyecekler. Ama Demin de dikkat çektim. Türkiye buna benzer defalarca defa operasyon yaptı. Bunu bu hale dönüştürmek Türkiye'nin faydasına değil. AKP'nin başka hikayesi yok. Şimdi 16 yıllık iktidar sonrasında seçmenin karşısına çıkacak. Ben bunları yaptım, bunları yaptım, bunları yaptım diyebileceği Duble yoldan başka hiçbir şey yok. Köprüler, tünel filan demeyin. Onları AKP yapmadı. Onları özel sektör, yabancılarla beraber yaptılar. Ve bu millet onun haracını da ödüyor. Geçen, geçmeyen deli dumrul misali o köprülerin haracını ödemeye başlıyor. Köprüleri onlar yapmadı. Ne yaptılar? Duble yol. Peki onun dışında yaptıkları bir şey var mı? Yani rahmetli Süleyman Demirel'in yaptığı gibi barajlar bu ülkede açılan bir tane baraj var mı? Bir tane fabrika var mı? AKP iktidarı döneminde yok. Tersine birazdan gireceğiz. Atatürk döneminde kurulan şeker fabrikalarında tasfiye ediyorlar. Niye Amerika öyle istiyor diye. Niye? Kargil, Amerika'nın çok uluslu şirketi Kargil öyle istiyor diye. Evet, ...nişasta vazlı şekerin önünü açmak için gerçek şekeri tasfiye ediyorlar Türkiye'de. Şeker fabrikalarının kapatılmasının perde arkasındaki hakikat bu, gerçek bu. Amerika böyle istiyor diye. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Ya Sayın Erdoğan, Türkiye Amerika ile hangi boyutta bir ilişkiye sahip? Biz... Müttefik miyiz? Dost muyuz? Düşman mıyız? Stratejik ittifak için demeyiz. Bunun açık ve net olarak ortaya konması lazım. Lafa gelince ey Amerika diye her gün gürlüyorsun. Lafa gelince kıyametleri koparıyorsun. Osmanlı tokatı filan diyorsun. Ama masaya oturuyorsun yine bir belge çıkartıyorsun. Stratejik ittifak ilişkilerimiz devam ediyor diyorsun. Sevgili seyirciler bakın siyasal İslamcıların siyasal İslamcıların onlarca yıl hedefe oturttuğu Süleyman Demirel bunlardan bin kere daha fazla anti Amerikancıydı. Süleyman Demirel hatırlayın. Amerikalılardan biz teknoloji istedik know-how istedik. Vermediler. Demir çelik, siz ne işiniz var demirçeliğe? NATO ordularına koyun yetiştirin, buğday ekin dediler. Bize sanayi altyapısını vermediler. Rahmetli Demirel gitti Sovyetler Cumhuriyeti ile anlaştı. O zaman işte o demirçelik, alüminyum, bütün o tesislerin İskenderun'dan Tutun Ereğli'ye kadar bütün o Tesislerin finansmanını Rusya'dan aldı. Biz portakalla, domatesle ödedik onları. Amerika'nın vermediğini, Avrupa'nın vermediğini biz Rusya'dan aldık. Sadece bu değil. Bakın o Süleyman Demirel Amerika ambargo uygulamaya başlayınca incirlik üssünü kapatmıştı. Evet incirlik üssü kapatıldı 80 öncesinde. Kapatan Süleyman Demirel. Peki şimdi her gün mugalata yapan, ey Amerika diye mugalatalar yapan Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Niye kapatmıyor incirlik üssünü? Niye Boeing ile imzaladığı ön anlaşmasını imzaladığı ki iptal edebilir uçak alım anlaşmasını iptal etmiyor? Aslında bir kayıkçı kavgası var sevgili seyirciler. Bunların Amerika ile filan kavga ettikleri yok. Ahali öyle görsün. Toplum öyle görsün. Uydurup milliyetçilik peşindeler. İmaj milliyetçiliği. Güya milliyetçilik yapıyorlar bu şekilde. Dedim ya başka referans vereceği bir icraatı yok. Ben 16 yıl sonunda şunları 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 yaptım diyebileceği emin olun bir şey yok. Yok. Buna mukabil yüz 29 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcunu 438 son rakamlarla beraber 452 milyar dolara çıkartan bunlar. 60 küsür milyar dolarlık özelleştirme yapan ve o paraları çarçur eden yine bunlar. Ama ortada hiçbir şey yok. Yapılan hiçbir şey yok. Yani tekrar söylüyorum. Rahmetli Turgut Özal'ın, rahmetli Süleyman Demirel'in, rahmetli Menderes'in eserleri var. Öncesinde İnönü, Atatürk, onlar zaten var. Var. Cumhuriyet döneminin ki dünya ekonomik krizi 1929 sürecinde bile Türkiye'nin kalkınma hızı %8-9 e, bugüne geliyoruz. Bugün tam bir facia. Tüketime dayalı, borçlanmaya dayalı, dışarıdan borç alıp içeride tüketiyoruz. İstihdam yaratmayan bir büyüme, o da sözde bir e, büyüme, gelip geçici ama ortada bir eser yok. Türkiye savruldu. Bahtının rüzgarına adeta gidiyor. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin şahsi ikballeri Türkiye'nin bekası yapıldı. Evet. Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin kaderleri Türkiye'nin kaderi yapıldı. Maalesef. Maalesef. Hani bunların kurdukları ittifak var ya o aslında bir ikbal ittifakı. O aslında bir panik ittifakı. Panikteler. Devlet Bahçeli'nin o yüzde üçün altında çok aleni, çok net. Tayyip Erdoğan da tek başına artık ...seçilemeyeceğini... ...yani yüzde elli artı biri... ...bulamayacağını görüyor. İşte topluyor... ...bütün milleti onu bunu bir hava... ...bir iklim oluşturmaya çalışıyor. Güya işte milliyetçi... ...cephe kuracakmış. E bu şekilde toplum ayrışmışmış. Falan filan öyle bir dertleri yok. Dertleri sandıktan... ...bir kere daha çıkmak. Ya zaten hem savaş var diyorsun... ...savaş varken iç cepheyi diri bir ve bütün tutmak lazım. Ya savaş anında bir cumhurbaşkanı, bir başbakan iç kabine oyunu yumuşatır, muhalefetle ilişkileri yumuşatır ve ahenk içinde bir ilişki götürür. Şimdi yapılan tam tersi. Her gün vay CHP, vay Kılıçdaroğlu, vay şu, vay bu toplumu ayrıştıracak. Vay efendim Lozan şöyle, vay efendim şu böyle, bu böyle. Birazdan gireceğim. Bir sürü tırnak içinde yani Rütük ceza vermesin diye o kelimeyi de dikkatli seçmek istiyorum. Meczup ortaya çıkıyor. Akıl almaz çılgınlıklar söylüyor. Toplumu germek, toplumu cepheleştirmek. iki ayrı eksende. Ya hani savaştayız? Hani seferberlik halindeyiz? hani yedekleri askere çağıracaksın hazır ol filan diyorsun. E böyle bir süreçte sen içeride toplumu kamplaştırmanın, cepheleştirmenin olacak şey mi yani? Bu nasıl yapılabilir? Buna nasıl izin verilebilir? Hülasa sevgili seyirciler AKP Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli bu savaş hikayesi ile savaş hikayesi ile baskın seçime dolu dizgin gidiyorlar. Onu e, söylemek istiyorum. Bir eleştirim daha var tabii. Yani e, Meral Akşener dün Hatay'a gidiyor askerleri ziyarete içeri almıyorlar. E, yani bu akıl alacak şey değil. Aynı şey Kemal Bey için de geçerli olabilir. Doğu Bey için de geçerli olabilir. Temel Karamollaoğlu için geçerli olabilir. Yani muhalefetin liderleri anlamında söylüyorum. Yok yani düşünebiliyor musunuz? Asker ile kucaklaşmayı bile e, o fırsatı bile vermiyorlar. O görüntüyü bile vermiyorlar. Savaş menkıbeleri üzerinden, kahramanlık türküleri üzerinden o iklimle, o hava ile medya zaten ellerinde sabah akşam o. E, adeta film çevrilir gibi canlı yayınlar eşliğinde toplumu bu şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar. İşsizlik dibe vurmuş, efendim yolsuzluklar diz boyu, üniversiteleri, üniversiteli gençlerimizin yüzde 28'i işsiz umurlarında değil. Sadece iktidarları sürsün, iktidarları devam etsin, devlet bahçeli sadece meclise girsin. Pardon ama ben şunu sormak istiyorum. Sayın Bahçeli MHP niye var? Zatı alileriniz o koltukta ölene kadar oturmak için mi var? Yazıklar olsun sana. Yani Türk milliyetçiliğini bölücülük sayan, Türkçülüğü bölücülük sayan, Türk milliyetçiliği ayağımın altındadır diyen biri ile biri ile ki bunlar arşivlerde ben uydurmuyorum sırf sırf koltuğunu muhafaza etme adına MHP'yi kurban ettin, MHP'yi tasfiye ettin. Yazıklar olsun sana. Tarih bu hakikati kaydedecektir. Hala İkbal hesapları uğruna Bahçeli'nin peşine takılanları da yazıklar olsun. Bizim jenerasyon 12 Eylül öncesinde binlerce genç toprağa düştü. Bahçeli o koltukta otursun mu diye mi? Yazıklar olsun. Gerçekten. Evet. Gelelim sevgili seyirciler. Fetvacılara elimi öpen cennete gider diyen tırnak içinde meczuplara Emin olun bunlar bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil. Türkiye'de bunların sayısı bayağı fazla. İşte bizim irtica dediğimiz şey bu. İşte bizim siyasal İslam dediğimiz şey bu. İşte bizim dincilik dediğimiz şey bu. İşte İslam'ı iyiliş edenler bunlar. İşte Hz. Muhammed'in ben ona şanlı Muhammed Aleyhisselam diyorum. Kutlu dinini ayağa düşürenler bunlar. Gençlerimizi, evlatlarımızı mübarek dinimizden koparanlar bunlar, bu meczuplar. Ya Türkiye'de kimi siyasi partiler ve cemaatler, tarikatlar adeta... İslam'ın ve imanın referansı oldular. Kendilerini öyle satıyorlar. Öyle şeyhler var ki tenime dokunan kadının teni ceh cehennem ateşi yakmaz deyip abartmıyorum, yakından biliyorum. Genç kızları ifal eden şeyhler var bu ülkede. Bakın yakından biliyorum. Ben Türkiye'deki siyasal İslamcı hareketi epeyce incelemiş bir ara TGRT'de çalıştım. Orada birebir tanıklık yapmış ama onun dışında da bir sürü işte Risale-i Nur gruplarından tutun. Diğer cemaatlere birebir merak ettim, inceledim ve emin olun onları gördükçe İslam'dan uzaklaşım geldi ve imanımı kurtarmak için onlardan uzaklaştım. Evet kim imanını kurtarmak istiyorsa dini istismar eden partilerden de cemaatlerden de tarikatlerden de uzaklaşması lazım. İmanın amentüsü bunlardan uzaklaşmak. Kim ikide bir Allah'ı onun peygamberini kullanıp istismar ediyor ise onlar abartısız günümüzün Ebu cehilleridir, deccallarıdır, ötesi yok. Fetullah Gülen ayıklandı Türkiye siyasal İslam'dan kurtuldu diye düşünmeyin. Fetullah Gülen İslam ambalajlı bir casus organizasyonuydu. Casus organ kurduğu casus organizasyonu irticanın alası hala egemenliğini, hükümranlığını sürdürüyor her şeye laf yetiştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp da elimi öpen cennete gider diyen o meczuba bir laf etmesini beklerdik değil mi? Öyle ya bu ülkenin cumhurbaşkanı bir de inançlı biri bre utanmaz otur oturduğun yerde demesini beklerdik. Hayır onu demiyor. Ama bir tarafta 20 yaşında Aysun Kayacı diye bir kız çocuğu ya benim oyumla Dağdaki çobanın oyu bir midir diye ağzından bir laf kaçırdı ki o laf da yanlış. Aman Allah'ım ağzından düşürmüyor. Boyuna onu istismar ediyor. E yani o kızın da şu anlamda söyledikleri doğru. Türkiye'de dağdaki çobanın oyu muteber ama üniversitedeki profesörlerin oyu muteber değil. Nasıl değil? Üniversitedeki profesörler rektör için oy kullanıyorlar. Birinci seçiyorlar birini, birinci mümkün değil. Atamıyor Cumhurbaşkanı. Hani milli irade vardı? Yok. Dağdaki çobanın milli iradesi var ama üniversitedeki profesörün milli iradesi yok. İkinci gelen o da yok. Üçüncü, dördüncü gelenleri atıyor rektör olarak. En son ilk dörde de giremeyince kendi yandaşları kaldırdım bir kanun hükmünde kararnameyle. Kaldırdım dedi ben atacağım dedi kendileri atıyor. Adam bir oy iki oy alıyor koca bir üniversitede onu oraya rektör tayin ediyorlar. Bir de sonra çıkıp sıkılmadan millet iradesi filan diyorlar. Türkiye böyle yönetiliyor. Türkiye'yi böyle insanlar yönetiyor. Hülasa tarikat ve cemaatler noktasında endişelerim derinleşerek devam ediyor. Devlet siyasal İslamcıların işgali altında bakın Hayrat diye bir nurcu nurcuların yazıcılar grubunun bir kolu bugün Milli Eğitime hükümran hükümran maalesef yani sadece orası değil İçişleri Bakanlığı personeli polisin büyük bölümü üç ayrı cemaatin kontrolü elinde hala Fethullahçıları temizleyelim derken zaten o Fethullahçı olan kütle de bunlara sızıyor. Nurcuların sekiz ayrı kolu var malumunuz. Fethullahçılar bunların çok uzaktan bir kolu. Uzaktan bir kolu. Nurcuların hükümranlığı sadece Nurcular değil bir de menzilciler falan var. Var oğlu var yani Türkiye'de yüze yakın ellisi global Diğeri de e, lokal, muhtelif bölgelerde yüze yakın cemaat ve tarikat var. Ve en kahredici olan şu sevgili seyirciler, Fethullah Gülen'in örgütüne ait yurtlarına el konuluyor. Bunlar normalde milli eğitime devredilmesi lazım. Üniversitelere devredilmesi lazım. Hayır öyle yapılmıyor. Ne mi yapılıyor? Türkiye ve ve Kadem diye bir İslamcı vakıflar var. Muhafazakar diyelim hadi. Vakıflar var. Onlara devrediliyor. Türkiye'de kim var? Bilal Erdoğan. Kadem'de kim var? Sümeyye Erdoğan. ikinci başkan. FETÖ'den alıyorlar, buraya veriyorlar. Ya kardeşim, niye onu milli eğitim, yani devlete vermezsiniz de bunlara verirsiniz? Yani FETÖ'den kaçarken başka bir vakfa, başka bir gruba tutulmanın alemi var mı? Türkiye'de gereksiz bir sürü havalimanı yaptılar. Evet gereksiz diyorum çünkü uçak ilmeyen hava alanlarımız var. Yaptılar zarar ediyor. Gereksiz bir sürü üniversite yaptılar. Gereksiz diyorum çünkü profesörü, doçenti olmayan üniversiteler var. Evet. Üniversite açtılar bir tane profesörü yok, bir tane doçenti yok. Bir yaptılar bu oyuna? Yandaş bir tayipler yaptırdılar. Yandaşlar iyi paralar kazandı oradan. Bu oyuna binalar yaptılar. Dağa taşa beton kondurdular, bir şey yapmadılar. Öğrenci yurdu yapmadılar. Niye? Öğrenci yurdu yaparsa öğrenciler devletin yurduna gider. Devletin yurdunda tarikatçılık, dincilik yapamayacaklar. Tarikatlar avlayamayacak. O işi bıraktılar. Bir milyonun üstünde gencimiz bugün cemaatlerin ve tarikatların kucağında. Bu imkanı, bu fırsatı veren de bu iktidar. Ya sen Somali'de Toki'ye gidip ümmet diyerek bedavadan, beleşten apartmanlar, konutlar, binalar yapıyorsun. Kendi çocuğuna üniversiteye yurdu yapmıyorsun. Niye? Cemaatler o çocukları avlasın diye. Türkiye'de rejim değişiyor. Devlet Bahçeli'nin böyle bir derdi ve gündemi yok. Maalesef yok. Kendisine güya Türk milliyetçisi diyen Devlet Bahçeli'nin böyle bir derdi yok. Düne kadar vardı. En azından dillendirir idi. En azından söylerdi dışarılarda, meydanlarda, şurada, burada. Şimdi onu da söylemiyor. Niye? Koltuğunu muhafaza edecek. Ya yaşın gelmiş 70'e. Allah uzun ömür versin. Bypass oldun, dört damarın değişti. Allah sağlık versin. Kalp kapakçığın değişti. Allah sağlık versin. Ama yeter. Yani oraya güzel bir jübile yap, alkışlattır kendini. Yok bu koltuk ne menem şey sevgili seyirciler ki. Maalesef MHP'nin bütün fikriyatını, bütün misyonunu, bütün geleceğini heba ediyor ve ve Tayyip Erdoğan'ın siyasi ikbaline maalesef dolgu malzemesi yapıyor. Buradan hareketle tarikat ve cemaatler noktasında büyük bir tehdit ve tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun ısrarla ve ısrarla belirtmek istiyorum. Bu noktada CHP'de çok açık sözlü değil bize din düşmanı demesinler diye öyle bir şey yok. Onlarınki din değil. Türkiye'de cemaatlerin savunduğunun adı İslam değil. Herkesin bütün cemaatlerin İslam'ı ayrı. Herkes kendi Allah'ına ve peygamberine inanıyor. Emin olun. Bütün cemaatler birbirinden farklı ve birbirini mürtet, birbirini kafir olarak görüyor. Pek çoğunda bakış açısı bu. Dolayısıyla Türkiye'nin beka sorunlarından biri de bu cemaatlerdir. Aralarında belki birkaç tane milli olanlar olabilir. Onları yüzmek istemem, onları tenzih ediyorum. Ama pek çoğu emperyallerin güdümündedir. Emperyalizm baktı Müslümanları o zaman tabi Osmanlı'yı alt edemedi. 15. 16. o 17. yüzyılda İslam'ı ideşe etmeye kalktı. Önce Vehhabilik diye bir şey uydurdular. Peşi sıra işte günümüzde günümüzde de onlarca cemaat, tarikat. Bu sadece Türkiye'de dünyada yüzlerce cemaat ve tarikat var. Hep söylerim yine söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dinimize ve bu ülkeye yaptığı sayısız hizmetlerden biri de bu tekke ve zaviyeleri kaldırmasıydı. Tekke ve zaviyeler kaldırmasaydı her mahallede ayrı bir din, İslam adıyla ayrı bir din olacaktı. Ne zaman laiklikten tavizler verildi, merkez sağ iktidarların döneminde bu cemaatler palazlandı. Türkiye'de şimdi her mahallede belki değil ama 50, 60, 70, 100'e yakın İslam adıyla farklı bir din var. Tekrar söylüyorum. İslam değil onlarınki. İslam adıyla farklı bir din. Her cemaatin dini farklı. Ve bunların pek çoğu emperyallerin, CIA'nin, Mossad'ın, BND'nin, MI6'in yani İngiliz, Amerikan, Alman, Mossad'ın, İsrail'in kontrolünde, güdümünde bu itibarla bu tehlikenin bu tehdidin ısrarla altını çizmek istiyorum. i̇ttifak deyince Temel Karamolla oğlunun hakkını teslim ederim sevgili seyirciler. Gerçekten Saadet Partisi Genel Başkanı istese bakanlık pazarlığını yapabilir. İstese partisine bir sürü maddi katkılar alabilirdi. Hepsinin elinin tersiyle itti. Ben ona bakarım. Ben ona bakarım. Bahçeli gibi koltuğunu kurtarma adına gitti. Saraya taşeron olmadı. Duruşunu devam ediyor. İnşallah bu duruşunu sürdürür. Şunun için çok önemsiyorum Temel Karamollaoğlu... Tayyip Erdoğan ve AKP'lilerin ve hatta Bahçeli'nin bir projesi var. Kendilerini milliyetçi eksene oturtacaklar. Afrin gazı ile kahramanlık türküleri ve yürümek istiyorlar. Karşı tarafı da PKK ile zorluyorlar. CHP'yi HDP ile HDP ile bir olmaya, ittifak kurmaya zorluyorlar. Karşı tarafa CHP bu oyuna gelmiyor. Tebrik ediyorum. Burada şey oyunu bozuyor, ee, Saadet Partisi. Çünkü Saadet Partisi'ni özdeşleştiremezler. Muhtemeldir ki Saadet Partisi, İyi Parti ve diğer unsurlarla ayrı bir ittifak yapacak. HDP ayrı, CHP ayrı girecek. Belki parlamentoda bu olumsuz bir yansıması olacak ama Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında ee, katkıları olur. Tayyip Erdoğan'ın bütün hedefi ve amacı ilk turda seçilmektir. Çünkü ilk turda seçilemez ise ikinci turu kaybeder. Emin olun kaybeder. Bunun da farkında. Onun için e, dediğim gibi bilinçli bir e, e, program yürütüyor, bilinçli bir kampanya yürütüyor. E, ben ısrarla aylar önceden beri söylüyorum. Yani durduk yerde mazotu çiftçilerin kullandığı mazotun fiyatını 50 lira, yüzde 50'sini ben karşılıyorum diyorsa... Efendim durduk yerde e, yok Büyük Birlik Partisi, yok Bahçeli falan ittifak görüntülerine girdiyse e, bir de ekonomi daha fazla bu yükü taşıyamaz. Ben 2018'in e, Temmuz ya da e, sonbaharında kesin bir seçim bekliyorum. Bunun hazırlıkları yapılıyor. E, onun altını çiziyorum. Bu süreçte tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıkıntılar var. Yalnız CHP noktasında çok önemli bir haber vermek istiyorum. Salı günü Aydınlık Gazetesi'nde de ayrıntılı yazacağım. CHP'de bir dip dalgası inşa ediliyor. Edildi, bitti. Edildi, bitti. Ee, bu dip dalgası e, Bülent Ecevit hareketine e, benziyor. Hani 1970'lerin başında inönü e, İstiklal Savaşı kahramanı İnönü'yü bile aşan yani kurultayı e, geçme anlamında söylüyorum. Yeni bir ümit vaat eden, kara oğlan efsanesini yaratan bir ekipleşme vardı. Mülkiye ekibi diyorduk. İşte Haluk Ulmanlar benim de e, hocamdı. Turan Güneş yine benim de siyasaldan hocamdı. E, Besim Üstünel, e, Deniz Baykal da vardı o Mülkiyeliler. Bülent Ecevit'in ilk çekirdek ekibiydi. Bugün de Böyle bir uzun zamandır CHP'de dip dalgası, böyle bir ekip hareketi başlatıldı. CHP'yi e, Karadenizlerle barıştıracak, Orta Anadolu ile barıştıracak bir hareket. Bu hareketin başında da çok önemli bir isim var, bir hukukçu. Adını vereyim madem, madem spekülasyon olmasın ama ayrıntılarını, perde arkalarını salı günü yazacağım Aydınlık Gazetesi'nde. Salı günü çıkacak. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen önderliğinde bir hareket başlıyor CHP'de. Evet Haluk Pekşen böyle bir dip dalgası yaratıyor ve e, tamamıyla e, yeni söylemlerle, yeni programlarla, yeni hedeflerle e, bütün Türkiye'yi kucaklayacak bir çıkış e, hazırlığı epeydir vardı. Epeydir vardı bunu biliyorduk. Ama son noktaya gelindi. Büyük bir çıkış yapılacak. Adım adım bu çıkışı gösterecekler. Kemal Kılıçdaroğlu noktasında da işte sağlık bağlamında yapılan spekülasyonlar var. Doğru, yalan bilmiyorum. Kemal Bey'in de çekilebileceği iddiaları var. Bilmiyorum onları. Çekilip çekilmeyeceği yani Kemal Bey'i. Ama Haluk Pekşen'e dikkat çıkıyorum ben. Dikkat diyorum. Evet sevgili seyirciler, gelelim şeker pancarı mevzuna. Bu arada Salih Müslim yakalandı. Ee, PYD'nin eş başkanı. Şimdi biz buna seviniyoruz. İnşallah iade ederler. Pek ihtimal vermiyorum ama bu Salih Müslim yakalandığın için hatırlatalım. Yani e, bu Salih Müslim... E, Kırmızı halılarla Ankara'da ağırlandı defalarca. Bu Salih e, Müslim PYD terör örgütü iken, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı, yargıtayı, PYD'yi terör örgütü diye tescil etmiş iken, bu terör örgütünün lideri, yani Suriye PKK'sının lideri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun misafiri olarak Ankara'da defalarca ağırlanmıştır. Bu suçtur. Bu ülkede bırakın hukuk devleti olmayı, kanun devleti isek, kanunların zerre bir geçerliliği varsa bu teröre yardım ve yataklıktır. Savcıların harekete geçmesi lazım. Şimdi Salih Müslüm yakalandı. İyi ne güzel. İyi de kardeşim bu Salih Müslim zaten terör örgütü sıfatlı lideri sıfatını taşırken siz Ankara'da ağırladınız. Ondan himmet beklediniz, medet beklediniz söyletmeyin beni Süleyman Şah türbesini o Salih Müslim kurtarmak için Türk toprağının ışıtçılara, o siyasal İslamcılara peşkeş çekmek için Salih Müslim'den yardım istediniz, PYD'den yardım istediniz. Araya sırrı sürüye önderler onlar açıkladı, girdi filan. Oradan cenazemizi atamızın, Süleyman Şah atamızın cenazesini kaçırmak için bu ülkeyi PKK'ya, PYD'ye muhtaç ettiniz. Siz ettiniz bunu, siz yaptınız. Ve şimdi hala çıkıyorsunuz PYD mugalatasını yapıyorsunuz. feto mugalatasını yapıyorsunuz kardeşim. Abdullah Öcalan'la masaya oturan ben değilim. Seyircilerin değil sizsiniz. Oslo'da sizsiniz. Dolmabahçe'de sizsiniz. Abdullah Öcalan'ın mesajlarını Diyarbakır'da okutan sizsiniz. Ha burada çadır mahkemelerini kuran sizsiniz. Ve bu siz şimdi PKK PYD üzerinden millete Milleti ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışıyorsunuz. İçeride iki ayrı cephe inşa etmeye çalışıyorsunuz. Fethullah Gülen'e ne istedik de vermedik diyen sizsiniz. Fetullah Gülen bana 17 dava açarken, Fetullah Gülen'le biz 2008, 2009, 2010 bu ekranlarda vuruşurken, bu kanalın iradesi, sahipleri, genel müdürü olanlar müebbetle yargılanırken, yıllarca hapiste yatarken, siz onlarla omuz omuza, el ele gönül gönüleydiniz. Ve o siz şimdi hiç utanmadan, sıkılmadan bizim gibileri ya da diğer muhalif kesimleri PKK ile efendim yok FETÖ ile beraber hareket etmekle suçluyorsunuz. Ayıptır. Ahlak varsa, izan varsa, insaf varsa bu kadar olmaz. Gerçekten olmaz sevgili seyirciler. Evet, Şeker fabrikaları diyordum. Sormak lazım. Nereden çıktı bu şeker fabrikaları? Niye buna ihtiyaç duydunuz? Yoksa üç buçuk saatlik o Tilli Amerika Dışişleri Bakanı ile yaptığınız görüşmede bu konu gündeme mi geldi? Tutanak da yok. Hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz. O tutanaksız görüşmede Kargil böyle bir şey talep etti. Kargil ünlü, çok geniş bir büyük kartel ee, şeker şirketi, yapay şeker şirketi dolayısıyla Türkiye'de doğal şekeri tamamen tasfiye etmek istiyor, pancarı tasfiye etmek istiyor. Öyle bir talepleri oldu da o talep gereği olarak mı niye MHP'liler nerede, Devlet Bahçeli nerede? Bak Atatürk'ün kurduğu ya bu ülkede Atatürk, İnönü, Demirel, Menderes, Özal hep fabrika açtılar, fabrika kurdular. Ecevit öyle keza. AKP'nin yaptığı tek şey fabrika kapatmak. Geçen gün yayınlandı, gazetelerde çıktı. Onlarca büyük tesis, yüzlerce fabrikanın kapısına kilit vurdunuz. Ya bu fabrikaya, bu kilit vurulan fabrikalardan bazılarının temelini de merhum Erbakan'a e, attı. O da bugün anma yıl dönümü var. Rahmetle, minnetle analım. Erbakan Hoca milliydi. Gerçekten milliydi. Ee, milli olduğu için zaten e, AKP cenahı ona karşı. Ee, milli olduğu için onun döneminde e, 28 Şubat davasını açamadılar. Hadi oradan, hadi oradan çok bilinen ifadesi ya der diye korktular. O gün açamadılar. Erbakan vefat etti. Şimdi hemen 28 Şubat. O 28 Şubat sopasıyla medyayı korkutuyorlar, merkez medyayı. Bak sizi de içeri alırız alırıza, destek olun. Merkez medyada boyuna mehteran. Afrin'de kahramanlık destanları. 5 yaşında söyledim çocuklara asker üniforması giydirmeler, şehit olacak nutukları dediğim. Evet, ee... bir başka şey ee... şunu söyleyeceğim. Bir imam. İsmail Sevimli adı İstanbul Sefaköy'de Sultan Murat Camii'nin imamı. Çıkıyor bu imam. Bir siyasi parti liderimiz. Adını da vereyim Meral Akşener'le ilgili. Daha önceden de başka liderlerle yapmıştı. Kılıçdaroğlu'yla yapılmıştı. O değil de diğerleri yapmıştı. Şimdi ismini veriyorum bu imamın. İsmail Sevimli. Haber çıktı medyada. O ben oradan alıntı yaptım. Fethullah Gülen'le fotomontaj yapıyor bilgisayar oyunları. Oradan şey yapıyor. Ee, yayıyor bunu. İşte bak Akşener, Fethullah ile sarmaş dolaş, yan yana filan. Bu fotomontaj. Seçime yakın daha bununla benzer. Çok şey olacak, bekleniyor zaten. Ben ona takılmadım. Takıldığım şey şu. Bu adam imam ya. İşte ben bu adamın ben namaza Cumaları giden adamım. Ben bu adamın arkasında nasıl namaz kılarım? Vallahi kılmam. Ben böyle adamların arkasında namaz kılmam. O namaz sahih olmaz çünkü. Yani alenen böyle bir şeyi yapan bunun literatürde adı nedir? Bu yapılanın literatürde adı nedir? Sahtekarlık mı ne bilmiyorum. Bunun bir adı var. Peki böyle birinin arkasında... İslam'ın temsilcisi olarak namaz kılınır mı? Sevgili seyirciler, vallahi de billahi de Diyanet'in içinde bunlardan binlerce, on binlerce var. Var. Maalesef var. Ve bunlara dokunulmuyor. Parti militanı oldular. Maalesef Diyanet AKP'nin arka bahçesi. İmam hatip okulları AKP'nin arka bahçesi yapılmıştır. Ve bu Türkiye'nin geleceği adına bir başka büyük tehdittir. Bakın tekrar söylüyorum. Öyle bana kalkıp da ben inançlı adamım. Böyle bana kimse İslam düşmanı diyemez. Ben kanımız aksa da zafer İslam'ın nutukları, sloganlarını attım üniversite yıllarında. Evet, ülke ocakları mensubu olarak kanımız aksa da zafer İslam'ın nutuklarını attım. Bana hiç kimse, hiç kimse İslam düşmanı filan diyemez. Ama bugün Diyanet'te böyleleri var. Bunların sayısı bir ordu. Bunlar Türkiye'nin geleceği için bir tehdit, bir tehlike. Nasıl olur bir cami, bir siyasi partinin bürosu, ofisi? Nasıl olur bir Diyanet'in, bir dinin mensupları parti militanı? Ve Türkiye'de buna dikkat çekebilen de yok. Dikkat çekebilen de yok. Ben bir samimi mümin olarak, Müslüman olarak Buna dikkat çıkıyorum. İslami hassasiyetlerimden ötürü samimi bir Müslüman olarak dikkat çekiyorum ve Türkiye'nin en büyük be belasının siyasal İslam olduğunu bunun için söylüyorum. Laiklik Türkiye için bunun için gerekli. Laiklik sadece devleti değil dinimizi koruyor. Ben yıllardır laikliği bunun için olmazsa olmaz olduğunu ifade ediyorum. Dolayısıyla sevgili seyirciler Amacım felaket tellallığı şu bu e, değil ama ama her şey net her şey açık e, Türkiye'nin bu siyasal İslam belasından e, ve hemen e, kurtarılması lazım. E, son söz olarak süremin sonuna geldim e, ikinci bölüm e, yapmayacağım şunun için emekliler kurultayı var onu canlı yayınlayacağız. Bu hafta sadece bu haftaya mahsus olmak üzere programı noktalayacağım burada e, emekliler kurultayına hemen e, geçeceğiz birazdan aman e, kavram istismarıyla yok efendim e, yapay sanal milliyetçilikle e, din istismarı ile e, kendimizi biçimlendirmeyelim olaylara ve hadiselere bakalım. Efendim çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Haftaya pazar 11'de buluşmak dileğiyle hepinize iyi haftalar diliyor. Bu cemaatlerin devlette yeri olmamalı, televizyonlara sansür var. Vatan müdafasındayız, onun hadise şudur, yoksa Türkiye'de olmasın anlayışıdır. Tam evet. öyle bir ruhban sınıfı yok, ee, çok sıkı bir markaj var mecliste şantajlar işte korktuğun gibi.